Sağ taraftan Şanlıurfa'ya doğru gidiyoruz. Kaç kilometre var acaba? Ona bir bakarız nerede. İran mı Suriye'ye mi gidiyor bu tanklar? Bilmiyorum ki. Onda çıkarız herhalde. Suruç'a gidiyor galiba bak. Orada Şanlıurfa'ya doğru. Çıkacağımız aşikar. Tanklarımız da var. Toplarımız da var. Tam 89 kilometre kalmış. Gördüğünüz gibi. Hop. Şanlıurfa 77 kilometre. Anam git bitmiyor bu yol, ben anlamadım. Delik içindeyim. Kurşunlamışlar. Devam ediyoruz. Diyarbakır Şanlıurfa'dan çıkıyoruz. Şanlıurfa'ya doğru. Devam. Havalimanı da varmış burada. Hop, Şanlıurfa. Sağdan da Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Şanlıurfa'ya oo, delik deşik etmişler. Bunun delik deşik etmişler Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'ya geldik. Kanka işte söylemiyor lan, şurada bak tabela var diye. Açayım da çekeyim. Neyse yakaladık ama. Cololink yapıp çekmeye devam ediyoruz. Balıklı Göl'e mi gidiyorduk? Evet. Peki. Hep yolu görüyoruz. Burak arabayı kullanıyor. Ben o çekim yapıyorum. Burcu. Tabii olaylar olmuş. Özlem. Terörsel bir durumdan dolayı mı böyle zikzak çizmeye başladık? Yolu çek abi. Yolda, zikzak çiziyor. Yolda çok güzel oldu. Bu da no stress yapıyoruz abi. Aynen, no stress. Ödese çekecekler bizi kenara. Hop. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Şanlıurfa'ya içeri girerken bariyer koymuşlar. O bariyerde de Burak sağ olsun slalom yaparak girdi. Hop hop. Polisler narkotik çevirdi bizi tabii. Hani konuştuk falan. İlk defa böyle bir şey gördüğümüz için yaptık ama siz yapmayın. Ama güzeldi. Arkadaş da Kadıköylüymüş. Polis arkadaş da Kadıköylüymüş. Merhaba. Neyse bıraktılar, yolumuza devam ediyoruz. Ama yapmayın böyle şeyler. Buyurun. Görevdeymiş. He, burada görevdeymiş. Yavaş yavaş, usul usul gidin. Yok abi, İstanbul'da yavaş. Görmedik. Yok, öyle bir şey çünkü. Adam da diyor burada slalom yapıyorlar bilmem ne diyor, ondan çevirdim diyor. Biz de dedik bilmiyoruz. O yüzden böyle yaptık, kusura bakmayın dedik. Yolumuza devam ediyoruz artık. Şanlıurfa gerçekten çok güzelmiş ya. Valla Gaziantep'ten daha çok beğendim, öyle söyleyeyim size. Niye manyak gibi fren yapıyorsun sen ya? Şey zannetti de değil. Çekiyorum seni. 63 AC. Devam et. Senin araban bastı mı yürüyor, bizimki kalıyor mu? Birazdan sağ bir yere gireceğiz. Öyle sağa doğru şey gidiyormuş. Ne kadar birazdan? Balıklı Göl. Bilmiyorum, birazdan. Daha devam. Buradan mı? O kadar geniş ki şeyler, yollar. Çok güzel. Köşeye koymuşlar tabelaları. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Hani şu üstte müste bir yere koysalar. Evet, çok güzel. İstanbul'daki gibi. Ben şöyle sağdan gideyim de. Ben sağdan gideyim. Bir de küçük yazmışlar. 10 Mayıs 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü kavşağı. Evet. Ya bu benim. Geber orada. Balıklı Göl'e giriyoruz. Sağdan devam ediyoruz arkadaşlar. Çatalın sağından giriyoruz, çatalın. Demek ki yanlış da gelmedik. Yok, doğru. 200 metre sonra sola dönelim. Balıklı Göl. Devam. Soldan da bu niye durmuş burada? Işık yanıyor. Deli. Bunlar yolu. Deli, buradakiler deli abi. Bu da bak koşuyor, görüyor musunuz? Hı? Tövbe estağfurullah. Al sen çekti. Etmiyorum. Devam et. Işık yanıyor, sola duruyor. Sola dönelim. Sola mı dönelim? Devam et kanka, şuradan sola. Buradan mı? Evet, buradan bak, sola Balıklı devam. Göl diyor zaten. Artık buradan da bak Balıklı Göl
Halil Ül düz düz düz. Döner kavşaktan ikinci çıkışa. Vay ay. Hilton bile var lan burası. Nasıl bir yer lan? Hilton var Hilton. Beyler bayanlar. Piyazza diye bir yer var. Piyazza. Abi şu yan tarafa Piyazza mezarlığı bile heriflerin. Abi nasıl bir yer lan burası harbi? Çok güzelmiş burası. Ben burayı çok beğendim ya. Gaziantep'e dönmesek mi? AVM'si çok güzelmiş. Bayağı bizimkileri yüz basar yani. Piyazza. Vay buradan anasını. Balıklı gölü. Devam et, devam et. Bas, 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 bas. Bas, ışık yanacak, bas. Balıklı göl, Göbekli Tepe. Döner kavşaktan çık. Düz, düz. 400 metre sonra. Yankılı biriniz kapatın ya. Kapattım. Buradan devam. Ne oluyor diyorum? Valla nerede oradan? İkisi birden geliyor. Döne döne neler çektik neler. Ne oldu? Telefonu da düşürdük. Telefon düştü de. Yine buraya arkaya geldiğimiz... Arkaya mı geldik? Onu özleme versene sen zahmet. Geldiğimiz yere geldik. İlk baştan sağa döneceğimiz yere geldik. Evet. Burada abi hiçbir yolu kaçırmayacak. Ya burada yol kaçırırsanız yandınız arkadaşlar. Öyle bir yere girdik ki... Normalde gidiş gibi gözüküyor. İstanbul'da olsanız gidiş dersiniz ona. Ama geliş. Yani çift şerit geliş düşünün. Gidiş düşünün. Öyle saçma sapan bir şey. Soldan mı? Soldan tekrar sağ o zaman. Şuraya. Evet buradan gireceğiz. Bulamadık yani şu balıklı gölü bir türlü. Dur abi soralım şurada. Selamünaleyküm. Balıklı Gölü ne tarafta? Abi direkt 200 metre ileride. Eyvallah sağ olasın. Şu da gitsin. Ah sonunda. Bir yol kaybetmemiz. Hadi birader hadi hadi. Acıya yol açtı. Vallahi hiç sorma ya. Ne biçim yermiş? Bunu ne yapıyorsun? Sabret. Sabredemiyor değil mi? Bizim araba Gaziantep plakalı mı? İstanbul plakalı. Eyvah. Kiraladığımız araba da İstanbul plaka. Kiraladığımız araba da İstanbul'da çıktı. İşte neyse bir şey olmaz. Kamera mamera yok buralarda. Kanuni, Yuki, motor servis. Ne boktan yermiş burası be? Ara sokaklar kötüymüş abi. Onlar çok eski yerleşim yeri fena. Da orada bir yangın mangın çıksa var ya ölür bütün millet ha. Öldü, herkes öldü. Hiçbir şey olmaz oradan da. Hani la burada göl ya? Nasıl gölmüş bu ben anlamadım ya. Merkezde merkezde göl. Bak Balıklı Göl düz diyor. Balıklı Göl sağ tarafa. Şöyle sağ çapraz gösteriyor. Aynen şöyle işte. Sağdan. Nasıl 200 metreymiş lan? 1 kilometreyi biliyoruz abi. Devam ediyoruz. Buradan soldan. Soldan mı? Soldan. Ne biçim yer? Orası otobüs yeri. Mesela şu otobüs yeri var. Buraya girerseniz büyük ihtimal ceza yersiniz. Böyle çok değişik ya. Valla başım ağrıdı yemin ederim. Bak önüne atlıyorlar. Ümraniye'den beter burası ya. Abi Ümraniye değişik de burası da yani. Ha burası Balıklı Göl. Şimdi araba. Hani göl? Ben niye göremedim göl? İçinde. İçinde abi içinde. Öyle mi? Tabii. Göl dediği aşkım bir tane havuz var içinde koca koca balıklar var. Göl. O kadar mı? Aynen. Ulan ben de şey zannettim ya. Ben de bir şey sandım. Burası Balıklı Göl solda, bu ne? Bunlar otopark işte abi, giriyorsun oraya park ediyorsun. Otopark sırası mı? Şuraya gir. Otopark diyor sağda bak. Yok yok orada yer vardı, oraya gireydin ama atardın. Ama yoldan abi, çekiyorlarsa. Ne yapacağız şimdi? Ha o da var. Neyse girelim içeri, veririz parasını, bir şey olmasın. 0-2 saat 5 lira. 5 lira bir şey değil. Bir de çektiğimiz var, orada 4'lü falan yapıyorlar çünkü. Arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda geldik Balıklı Göl'e. Şimdi ileri doğru gidiyoruz. Çekime de devam edeceğiz. Güzel yere benziyor. Burada bırak. Oh. Şimdi şöyle uzatayım yukarıya doğru. Görün. Güzel yer. Gördüğünüz gibi güzel. Şekilde çekmeye çalış, hiçbir şey çıkmaz. Yok çekemezsin, evet güneş güzel vuruyor.
simsiyah çıkar etraf. Şunu yanına çekip de dönüşü işte resim alırız. Dönüşte 10 numara çıkar. Balık bugüne geldik. Pek beklediğim gibi çıkmadı ama ufakmış ya. Ufakmış, gerçekten de bir sürü balık var arkadaşlar. Şuradan geçeyim. Sen gördün mü? Aa, balıklar var. Bir sürü balık var arkadaşlar burada. Hey 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 hey. Boşta balıklı göl dememişler böyle. Gördün mü anneciğim balıkları? Burası da ileri doğru uzanıyor. Evet, şöyle yapalım. Şöyle. Bebeğim bak nasıl güzeller, bak. Balıklar ye, burada ye. Balıklar da burada. Balıklı gölde böyle. Gayet güzel. Şöyle. Ali yiyin burada balıklara, yiyin yiyin. Balıklara yiyin bakalım. Balıklara yiyin yiyin. Balıklara yem alabilirsiniz, atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sizde var, bize atsak bir şey değil mi? Ali yiyin var, balıklara yiyin. Şey yapmıyorum size. Bir şey tamam. 168 kilometreyi Balıklı Göl için geldik. Ben daha büyük bir yer bekliyordum. Aa, ufakmış. Ama güzelmiş. Bu arada Urfa'da bayağı güzel bir yer. Tavsiye ederim. Yalnız ara sokaklarına sakın girmeyin. Eski sokaklar. Çıkamayabilirsiniz arabayla. Biz Linea ile bayağı bir uğraştık. Problem yaşama her an olabilir yani. Sıkıntı. Şurada da arkadaşlar vallahi yem atmışlar. Atıyorlar. Onu da göstereyim size. Bir de ileri doğru gidelim. İleriden de çekelim bakalım. Bak çok güzel. Bu taraftan daha güzel çıkıyor. Niye? Ali efendim burada. Şöyle sizin için gezelim. Bir de ailemle beraber gezeceğim. O yüzden biraz hızlı olacak bu tur. Şöyle fotoğraf çekmek istedim. Kişi başı 2 TL'ymiş. Kıyafet. Tamam dur da reddet ya. Abi geçelim de şeye başlayalım. Gönder oralardan hadi bir şeyler. Hadi Zekeriya abi. Bunlar da birbirlerini iyi. Ne
arkadaşlar, burası da böyle. Bu kadar balık yiyor. Eğer ilginç bir şeyler görürsem çekmeye devam edeceğim. Şöyle yapalım. Gölü de görelim. Bu tarafta mezarlık var. Şöyle. Burada türbeler var. Gördüğünüz gibi. Burada da parkı var. Bu tarafta park. Şöyle çevirelim. Çok büyük bir yer değilmiş dediğim gibi. Geniş açılı lensle çekmişler herhalde videoları. Daha büyük gözüküyordu. Arkadaşlar, balıklı göle gelirseniz bu balıklara ekmek atmıyor musunuz? Yiyip çatlıyorlarmış. Ondan sonra o ölen çatlayanı da diğer balıklar yiyormuş, zehirleniyormuş. O yüzden buraya gelince ekmek atmayın. Yani ne kadar doğru bilemiyorum. Ama öyle diyorlar. Ben onların yalancısıyım. Şimdi şu arka tarafa doğru geçeceğim. Şimdi o taraftan da böyle bu tarafı çekeceğim. Şuralardan. Ondan sonra da çıkacağız artık. Gaziantep'e geri döneceğiz. Yarın da bakalım. Allah kerim, neler çekeceğiz. Burası da Hazreti İbrahim'in ateş yaltıcılığında düştüğü mekanmış. Şöyle okuyabilirsiniz. Şurada da yazar.